taşeron dönemindeyiz. Herkes kendinden sorumlu. Öyle bir döneme geldik ki artık dağları devir, 3 tane doktora yap, lisans yap. Eğer senin yeteneklerin, yapabilirliğin yoksa, hands on, kendin bir şey yapamıyorsan, yetenek setin zayıfsa hiçbir şekilde başarılı olman mümkün değil. Çünkü kurumsal şirketler yapı değişikliğine gittiler. İnsanlar azalıyor. Eskiden 2000 kişi çalıştıran şirketler şimdi belki 500 kişiyle dönecekler. Fortune'a baktığınızda Fortune 500'ün listesi değişti. Birçok şirketin adı yok orada. Son 5 sene içerisinde ezber bozan teknolojiler geldi. Çok büyük cirolarla geldi. Ama onlar kadar kalabalık değildi. Belki 100 kişiydi, belki 50 kişi, belki 18 kişiydi ama milyon dolarlarla halka açıldılar. Milyon dolarlık, milyar dolarlık değerleri oldu. Dolayısıyla bu dönüşümün içinde bir öğrencinin de geleceğini bir kurumsala bağlaması. Bizler şöyle büyümüştük. Oğlum, işte kızım, girersin bir kurumsala, kendini geliştirir, büyütürsün. Sonra orada direktör, arkasından CEO olursun. Sonra gider yönetim kurulu üyesi olursun. Ömrün biter, sonra da gider Marmaris'te, Bodrum'da tarlanı ekersin, paralarını harcarsın. Şimdi böyle bir dünya bitti. Artık o kurumsal hayaller, kurumsalda yükselirim hayalleri bitti. Duygusal zekasını çalıştıran, hands-on, kendisi kendi yetenekleriyle tek başına bir ordu gibi çalışabilen ve bir servis, tek bir servis bile çıkartabilen taşeron yapılar hayatımıza girdi. Yani birey önce en iyi nerede olduğunu ölçmek durumunda. Ben hep şu tavsiyeyi veriyorum. Sürü mantığından çıkın, ailelerin yönlendirmelerine kapılmayın. Önce kendiniz en iyi ne olduğunuzu bulun. Ben ne yapmak istiyorum? Nereye gitmek istiyorum? Hangi dalda uzmanlaşmak istiyorum? Mutlaka bir uzmanlığın şart olduğu bir devirdeyiz. Bir uzmanlık şartı var. Eğer siz hiçbir şeyin uzmanı değil, ortaya karışık, ben her şeyi yaparım mantığında hareket ediyorsanız işiniz çok zor. Çünkü artık bu saatten sonra uzmanlar kazanacak. Ve mutlaka teknolojiye yakın insanlar kazanacak. Mutlaka yazılım öğrenin, mutlaka tasarım öğrenin, Photoshop yapın, kreatif tarafa bakın. Çünkü ne iş yaparsanız yapın bunlar gerekecek. Sonra şartlanmış gibi mühendis olacağım, doktor olacağım sevdanızdan vazgeçin. Bakın, kendi elimizle öldürdüğümüz bir dünya var. Bu dünyanın ekolojik dengesi var, tarımsal dengesi var, jeolojik dengesi var. Bütün bunlar aslında birer hizmet alanı. Dolayısıyla bakış açıyı genişletmek, bu hizmet alanlarına çoklu bakmak gerekiyor. Ve burada da bir tane meslek gidiyorsa yerine gelebilecek 10 tane olduğunu keşfetmek gerekiyor. Bu nedenle kaygıya korkuya kapılmadan, bazı fütüristlerin söylediği gibi robotlar yerimizi alacak, makineler konuşacak, bize ihtiyaç kalmayacak, kaygıları yerine o tarafı nasıl daha iyi yönetebilirim, bu alanda nasıl kalabilirim, hangi yetenekler bende olmalı ki ben bu alanlarda inovasyon yapıp kalabileyim veya tek kişi bir ordu olarak servis verip Hawaii'de bir adada bir palmiyenin altında önümde bir bilgisayarla nasıl geleceğimi kazanıp nasıl işimi satabilirim mantığında açık ve geniş düşünmek gerekiyor. Ha, değişimin de değişimi var, dönüşümün de dönüşümü var.